Evet, herkese iyi akşamlar. Şimdi evet, iyi akşamlar. Bir tepki alayım ya. Hiçbir tepki yok. Şu yan tarafa yazar mısınız? Şöyle ben yazayım isterseniz. Bir tepki alabilir miyim? Mesaj yazmanız için. Hocam. Şimdi oldu. Şimdi bir bakayım. Evet, Nazlı, Ayşe. Tamam, Elif ve benden mesajlar yazıldı. Bugün özellikle YKS'de öğrencinin en çok gıcık aldığı bölümlerden birisi olan sıvıların kaldırma kuvvetini anlatacağım. Sıvıların kaldırma kuvvetinde niye ise hep öğrenci zorlanır? Acaba niye zorlanır? Bir YKS yani TYT bölümünde sözel sorularda niçin zorlanıyor öğrenci? Önce bunu kendinize sormanız gerekiyor. Bugünkü özellikle konum dediğim gibi sıvıların kaldırma kuvveti. Evet, hazırsak gelin önce bir konuyu kısaca anlatmaya çalışayım. Olur mu? Sonra da ne yapalım? Biraz örnek çözelim. Sıvıların kaldırma kuvveti. Şimdi ben size şunu sorayım. Kesinlikle buraya dikkat edin. Cisim yüzsün. Cisim sıvı içinde tamamı olsun. Cisim dibe batsın. Dibe batsın. Ya benim bildiğim, ben bu şekli ilk gördüğümde aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Su ve zeytinyağı örneği geliyor. Hocam ne alakası var suyla zeytinyağının? Kesinlikle şundan eminim. Suyun öz kütlesi zeytinyağından büyük olduğu için su dipte, zeytinyağı ne yapar? Üstte olur. Veya bir yoğurt ayran hikayesi. Ayran belli bir müddet sonra ne yaptı? Durgunlaştıktan sonra bir bakarsınız ki yoğurt dipte, su bölümü üstte olur. Ne demektir bu? Yoğurdun öz kütlesi veya diğer adıyla yoğunluğu kesinlikle sudan fazla demektir. O zaman en alta baktığımda burada ilk gördüğüm olay şu. En büyük öz kütlenin Z. Ortada Y. En üstte de X olduğunu görürüm. Bu bir. Peki hocam Y'ye ne demek istiyorsunuz? Y'ye biz askı durumu adını veriyoruz. Y'ye askı durumu adını veriyoruz. Buraya yazdıysak eğer biraz ilerletmek istiyorum. Olur mu? Kimsenin tepki yok. Sadece izleyici olarak mı ya? Sadece izleyici misiniz yoksa yazıyor musunuz? Önce onu sorayım ya. Hemen bir dakika gıcıklık yapayım. Kim olsun? Örneğin Esma yazdık mı veya dinleyici miyiz? Allah Allah kimsenin sesi yok ya. Peki devam edeyim. Olur mu? Önce bunu belirleyin. Kural 1. Kural 2. Silin. Bakın şimdi, eğer cisim yüzüyorsa, buraya dikkat edin. Cisim yüzüyor ise kesinlikle şu formülü kullanın. Batan hacmi için, örneğin batan hacim burası. V batan çarpı sıvının yoğunluğu eşittir V cisim D cisim. Bir tek sizden istediğim, eğer cisim yüzüyorsa, kesinlikle yüzüyorsa bu formül sadece onda geçerli. Peki hocam, cisim askıda. Hiç direkt uğraşmayın. Cisim sıvıya eşittir. Kesinlikle. Hocam, cisim dipte. Çok kolay. Cisim sıvıdan büyüktür. Yani şu ve şunda kesinlikle hesap yapmanıza gerek yok.
Bu fizik böyle öğrenilir. Farkında mısınız? Cisim yüzüyorsa ne yaptım? V batan D sıvı, V cisim D cisim dedim çarpım durumunda. Buraya dikkat diyorum. Peki bu ikinci bölümü. Formülü sadece ve sadece bunda yaptım. Formülü sadece bunda yap. Çektim. Peki hocam, şöyle sorularda ne yapacağız? Şurası bir nolu sıvı olsun, birbirine karışmayan. Şu da iki nolu kalksın. Şöyle olsun cisim. D1'de batan hacmi ne? V1. D2'de batan hacmi ne? V2 değil. Ya biraz önce formül yazdım. V batan D sıvı. V cisim D cisim. Gelin bakalım. D1'de batan kim? V1. V1 D1. D2'de batan hacim kim? V2. V2 D2. Eşittir V cisim D cisim. İnanın bu işin mantığı bu. Farkında mısınız? Hocam bunu niye böyle yaptınız? Gayet basit. Çünkü birbirine karışmayan sıvılarda öz kütleyi bulmak için iki tane batan hacim vardır, iki tane sıvı. Peki hocam üçlü de olabilir mi? Valla şimdiye kadar TYT mantığında üçlü bir sıvı ben görmedim. Siz de görmemişsinizdir. Test kitaplarında dahil. Biraz hızlı gitmiyorum inşallah. Üçüncü özelliğim. Çektim. Buraya dikkat. FK sıvının kaldırma kuvvetidir. Kaldırma kuvvetidir. Hocam bunu biraz daha açıklayın. Özellikle şunu söyleyeyim. Batan hacmin tam ağırlık merkezini hedef alır. Batan hacmin ağırlık merkezini yani tam ortasını hedef alır. TYT mantığı. Nasıl? Diyelim ki şöyle bir şey olsun. Batan hacim bu değil mi? Şurası sıvı içinde kalan hacim batandır. Tam ortasını hedef alır. Yukarı yönlüdür. FK batan hacmin tam ortasını hedef alır. FK batan hacmin tam ortasını hedef alır. Kural 1. Peki FK nedir? Buraya dikkat edin. Aa, tanıdık gelecek şimdi. V batan çarpı V sıvıdır. Yani ne demektir? Sıvı içinde kalan hacmine batan hacmin adını veriyoruz. FK daima V batan çarpı D sıvıdır. Hocam yer çekimini niye almıyorsunuz? Çok kolay. Şimdiye kadar ÖSYM mantığında öyle hesaplı soru çıkmadı. Onun için almıyoruz. Ama bir sözel soruda yer çekiminin etkisi var. Niye? Kuvvet ile ağırlık aynı şeydir. Eğer burayı yazdıysak biraz daha hızlanacağım. Çünkü sanatım dersi bu. Uzun zamanlı değil. Peki bakın. FK'yı buldum. Buraya dikkat edin. FK'nın diğer adı ne biliyor musunuz? Yeri değişen sıvı ağırlığı. Bir diğer adı daha var. Şimdi onu söylüyorum. Taşan sıvı miktarı. Taşan sıvı miktarı. FK'nın üç tane adı var. Bir, sıvının kaldırma kuvveti. İki, yeri değişen sıvı ağırlığı. Üç, taşan sıvı miktarı. Peki, hocam ne demektir bu? Şöyle mi? Bakın, bu yüzsün. Şuradaki batan hacmi kadar sıvı taşmış. Örneğin batan hacmi 10 olsun. Hop, bu kaba 10 boşalır. Hocam burada bir 20'lik hacim var. Sıvı içinde. 20'lik hacim boşalır. Hocam burada bir 5'lik hacim var.
Hiç sorun değil, beşli kacim boşalır. Ve eğer su ise bu, her biri o zaman F'kası 10, 20 ve 5 olur. Bakın, fiziği kodlayın. Fizik basit bir mantık üzerine kurulmuş. Fizik basit bir mantık üzerine kuruludur. Burayı da belirledikten sonra, şimdi buraya dikkat edin. Sileyim. Tekrar söylüyorum. FK. Peki, eğer iki şekil var, buraya dikkat edin. Biri yüzüyor, biri askıda. Bu ikisini gördünüz mü? Sıvının kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Cismin ağırlığına eşittir. Peki hocam, cisim dipte. Cisim dipte ya. O zaman şunu diyorum. FK cismin ağırlığına küçüktür. FK cismin ağırlığından küçük. Bakın, yüzüyorsa, askıdaysa eşit. Eğer dipteyse küçük. Hocam bunu ne yapacağız? Örneğin dedi ki size FK'ları eşit. Yani anlamı şu. X, Y, Z. Dedi ki cisimlerin ağırlıkları eşit olsun. Bakın şimdi. Ben olsam var ya, benim çok sevdiğim bir sayı var. 10. Ağırlıklarını 10 alırım. Aşağı doğru. 10 alırım. 10 alırım. Önce şunu sorayım. Cisim yüzüyorsa ve askıdaysa kimle kim? X ile Y. Ya FK cismin ağırlığına eşit değil mi? Gelin bulalım. O zaman X'in FK'sı o. Y'nin FK'sı o. Z'nin FK'sı ondan küçük olmaz mı? 9 olabilir. Doğru mudur? Buraya dikkat. Peki, bundan sonrası çocuk oyuncağı. Cisimlerin hacimlerini çok rahat bulurum. Cisimlerin öz kütlelerini çok rahat bulurum. Cisimlerin tüm hacimlerini çok rahat bulurum. Yeter ki şu şekle dikkat edin. Eşit olanları ben genellikle 10 veriyorum. Siz de istediğiniz bir sayı verin. Sevdiğiniz bir sayı olsun. 9, 8, 7, 6 neyse. Ya önce bir tepki alayım ya. Elif, bir tek seni gördüm şu anda. Bir tepki alayım. Kimseden ses yok ya. Elif, Esma, Feyza, Hanife, Hüseyin, iPhone, Selin, Sınıf 7, Vedat, Zoom kullanıcısı. Bir tepki alayım. Hiç kimsenin tepki yok ya. Bakın buraya dikkat edin. Toplantı sohbeti denilen bir bölüm var, mesaj. Oraya bir şeyler yazmanızı istiyorum. Evet. Buraya kadar bir sorun var mı? Yoksa direkt şeylere geçeceğim. Hazır mıyız? Ben olsam şöyle toparlarım fiziği, dediğim gibi. Fiziği kodlayın diyoruz. Bakın şimdi. Toparlarım. Fiziği toparlıyorum bakın. Yüzüyor. Askıda. Dipte. X, Y, Z. Kesinlikle Z, Y, X. Bakın. F taşan sıvı. Toparlıyorum. FK'ya eşit. Daima. Üçünde de. X, Y, Z için. Buraya dikkat. X ve Y için. Yani X ve Y cisimler için. FK cisimlerin ağırlığına eşit. D için. FK cismin ağırlığında küçük. Peki yüzen için, yüzen cisim için. V batan
sıvı. V cisim, D cisim değil mi? Bakın, şunun fotoğrafını çekin. Gelin bu yazdıklarımızla soru nasıl çözülürmüş onu görelim. Hazır mıyız? Soru nasıl çözülmüş? Bakalım. Oğlum kimseden tepki yok ya. Merak ettim ha. Bir dakika bir ses açtırayım ya. Birisinden ses açtırayım. Örnek. Vedat. Vedat bir tepki alayım. Efendim hocam, hayırlı akşamlar. Teşekkür ettim. Niye kimseden ses çıkmıyor ya? Peki Hocam başka sunucu kim? kapalıymış. Öyle bir şey yazıyor. Yani sadece siz yetki verebiliyorsunuz açmak Yok, istediğiniz. hayır, anlamadınız. Şu toplantı sohbeti denilen bölümde mesaj yazılıyor ya. Hocam ben burayı anlamadım. Bir dakika Selin'e sorayım. Selin. Selin'den ses yok. Selin, iPhone. Efendim hocam. Sesim geliyor mu? Hüseyin, pardon, Selin kayboldu. Geliyor hocam. Peki Selin, bu sayfanın fotoğrafını çektiniz mi? Bu sayfanın fotoğrafı çekildi mi? Allah Allah, ses gene gitti ya. Cemile. Cemile'den de ses yok. Tamam, vazgeçtim. Bu sayfanın fotoğrafı çekilmiştir. Gelin başlayalım. Eğer fotoğrafı çektiyseniz. Bir dakika. Şimdi hazır mıyız? Bakın şimdi gelin fizik nasıl çalışılırmış. Buyurunuz. Dikkatinizi çeksin. Ne diyor? Eşit kütleli. Ya Fikri Hoca'nın sevdiği sayı 10, 10, 10. O zaman ağırlıklarını 10 alırım. Benim sevdiğim sayı 10. Açık konuş. Gelin bakalım. Bir de şunu bilirim. Yüzen ve askıda. Buraya dikkat ise FK cismin ağırlığına eşit değil mi? Bu bir özellik değil miydi? Gelin bakalım. Ya X'in ağırlığını 10 aldım. Z de 10. Y de 10. Niye? Ağırlıklar eşit. Farkında mısınız? Yüzen ve askıda. X ile Y yüzüyor. Z askıda. Ağırlıklar eşit. O zaman FK'sı o. FK'sı o. FK'sı o. Gelin bakalım. Kütleleri FK'ları eşit çıktı. Doğru. Kesinlikle doğru. Ya hemen bir dakika test tekniğini de kullanalım. Bir doğru. Güzel. A kaldı, C kaldı, E kaldı. Diyor ki X'in hacmi Y'den büyük. Gayet basit. Ya FK V batan D sıvı değil mi? Hepsinde de sıvı ortak. O zaman gene de çizeyim. Ya X'in FK'sı o. Buraya dikkat. Farkında mısınız? X'in hacminin yarısı batmış. O zaman Vx bölü 2 diyebilir miyim? X'in hacmi 20 yapar. Geldim Y'ye. Ya Fy'nin değeri o. Y'nin yarısı batmış. Vy bölü 2 çarpı sıvıyı 1 aldım zaten. Son. Allah Allah. X ile Y'nin hacmi eşit çıktı. Hemen bu da gitti. Kaldı son. Sıra geldi şeye. X ile Y'nin öz kütlesini bulayım. Ya formülüm V batan D sıvı. V cisim D cisim. Gelin bakalım.
Farkında mısınız? X'in yarısı batmış hacminin. Ya X'in hacmi 20 ise yarısı 10. Çarpı D sıvı. Genellikle ben sıvıyı su alıyorum, kolay oluyor. Cismin hacmi 20 Vx. Çarpı Dx. Dx'in değeri 1 bölü 2. Ya aslında hiç uğraşmayayım. Y'ninki de 1 bölü 2 çıkmaz mı? Çünkü niye? FK'ları eşit. Ağırlıkları eşit. E geriye ne kaldı ya? O zaman öz kütleleri de eşit olur. Cevap da ne olur? Yalnız 1 olur. Yalnız 1. İşte fizik böyle öğrenir. Ben genellikle dediğim gibi benim sevdiğim sayı 10. Sizin sevdiğiniz sayı kalkıp da gıcık bir sayı olmasın. 17, 999 gibi. Boş ver. Yani 10 sayısı, 5 sayısı bunlar basit sayılar. Ben basit sayıları tercih ediyorum. Özellikle yorum soruları için. Geldim. Buyurunuz. Farkında mısınız? Şurayı hemen gördüm. Eşit kütleli. Su dolu bir kaba bırakılan eşit kütleli X, Y, Z cisimler dengededir. Buna göre kaldırma kuvvetlerini sıralayınız. Ya Fikri Hocam, Fikri Uçar şunu dedi. Yüzüyorsa, askıdaysa FK, G'ye eşit. Cisim dipte ise FK, G'den küçük. Doğru mudur? O halde şu X, şu Y, şu da Z. Ben kütleyi 10 alıyorum. Bir itirazı olan var mı? Kütleyi 10 alıyorum. Bir itirazı olan var mı? O zaman X ile Y'nin FK'sı 10 olmaz mı? Geldim Z'ye. Z de 10'dan küçük bir değer. 9 olabilir mi? Niye olmasın? 9 olabilir. X ile Y eşit Z'den büyük olmaz mı? Cevap adan olmaz mı? Fizik böyle öğrenilir. Bakın aslında yazar iki şekli sormuş. Başka hiçbir şey yapmamış. Ya arkadaş bir tepki yazın ya. Toplantı sohbeti bölümü. Biraz önce yazdınız. Hocam ben burayı anlamadım. Hocam çok hızlı anlatıyorsunuz gibi. Hiçbir tepki yok. Tamam. Ben de tepkisiz devam ederim. Esma, bizim Esma değilsin değil mi? Biraz önceki Esma. Sınıfımdaki Esma. İnşallah isim benzerliğidir. Çünkü onların biyoloji dersi var şu anda. Evet, devam ediyorum. Hazır mıyız? Çektim. Buyurunuz. Eşit hacimli. Ya Fikri Hoca, eşit deyince aklına 10 sayısı geliyor. 10 sayısı geliyor, 10 sayısı geliyor. Olabilir ya. X, Y, Z cisimlerinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre kaldırma kuvvetlerini sıralayınız. Ya FK benim bildiğim V batan D sıvı. Sıvıyı Fikri Hoca hep bir alıyor. Niye? Su alıyor daha mantıklı. Şimdi ya hacmi de kaç alır bu hoca? 10 alır. Çünkü 10 sayısını seviyor. Aynen bu. Farkında mısınız? X'de batan hacim ondan çok çok küçük ya. 5'ten de küçük. Bunun batan hacmi gıcıklığına 3 alayım. Farkında mısınız? Tam yarısı batmamış. Hacminin yarısı. O zaman 5 alırım. Dikkatinizi çeksin. Bence bu 10'dan 5'ten büyük, 10'dan küçük. Gıcıklığına 9 alırım. Yerine koyarım. Fx. Batan hacim 3. Bitti. Fy. Batan hacim 5. Fs. Batan hacim 9 derim. Doğru mudur? Z, Y, X derim. Öyle bir cevap var mı? Var.
Ceyhan'dırım. İnanın fizik böyle öğrenilir. Fizik sizin zannettiğiniz gibi formüller yumağı değildir. Fizik zannettiğiniz gibi basma kalıbı olan değildir. Mantıklıdır. Sıvının kaldırma kuvveti ne demek ya? Demek ki bir cisim eğer sıvıda yüzüyorsa kesinlikle alttan bir şey yukarı doğru itiyor ya. Ve biz o iten kuvvete ne ad veriyoruz? Sıvının kaldırma kuvveti. Havanın kaldırma kuvveti gibi. Sadece sıvı kaldırma kuvveti uygulamaz. Hava da uygular. Oraya dikkat. Biz sadece şimdilik sıvıları gösteriyoruz. Buyurunuz. Oo, mükemmel bir TYT'den çalıntı bir soru. Farkında mısınız? Olamaz sorusu. Ne diyor? KLM cisimleri sıvı içinde dengededir. Doğrudur. Cisimlerin öz kütleleri KLM'dir. Sıvınınki DS'dir. Buna göre hangisi olamaz? Buraya dikkat edin. Zeminin cisimlere tepki kuvveti sıfırdan farklı. Yani Fikri Hocam şu şekli söyledi ya, sadece şu şekli verdi. Dedi ki cisim dipte ise sıvı cisimden küçük dedi. Bit. Yani sıvıyla cisimler eşit olamaz. Sıvıyla cisimler eşit olamaz. Olamaz. Doğru mudur? Cevap da ne olur? Ceyhan olmaz mı? Bitti. Ne demek ya? Hepsi de eşitse o zaman hepsi de ne olmalıydı? Askıda olmalıydı. Çünkü ne demek? Eşit olması askı durumudur. Çalıntı bir soru. Yani ÖSYM'nin benzer bir sorusuydu bu. Geldim. Buyurunuz. Eşit bölmeli A türdeş A cismi 4D üst kütleli sıvıda dengededir. Buna göre 3D üst kütleli sıvıya bırakılırsa, ya Fikri Hocam şunu söyledi. Aynen şunları söyledi. Dedi ki cisim yüzüyorsa B batan D sıvı, B cisim D cisim. Cisim dip ortadaysa birbirine eşit. Cisim dipte ise cisim sıvıdan büyük demişti. Evet, gelin bakalım buraya. Şu formülü de uygulayayım. Batanacığım, 1, 2, 3. Sıvının yoğunluğu 4. Cismin hacmi 4. Çarpı B cisim. Cismin yoğunluğu 3. Sıvının yoğunluğu da 3. Ya bu özelliği bana bir tek bu veriyor. Askı veriyor askı. Askı diye bir özellik nerede var? Edirne'de var. Cevap bu. Farkında mısınız? Özellik arıyorum. İnanın sizlere daima özellik soruluyor. Sizlere daima ÖSYM özellik soruyor. Üç özelliği verdim. Bir baktım ki ikinci özelliği sormuş. Yaptığı iş bu. Çıktım. Buyurunuz. Ya emin olduğum bir şey var. Bir miktar soruyu bir okuyayım önce. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu kaba bırakılan A cismi şekildeki gibi yüzüyor. Ve bir miktar sıvı taşıyor. Ya emin olduğum bir şey var. Taşan sıvı daima FK'ya eşitmiş. Bu özellik. Ya FK neydi ya? V batan D sıvı. Hocam bu cisim yüzüyor. Hatırlarsak yüzüyor askıdaysa FK cismin ağırlığına eşit değil mi? Bitti. Bakın gelin şu 1, 2,
şu üç özelliği bulmaya çalışalım. Taşan sıvının hacmi ağ cisminin batan hacmi kadardır. Doğru, doğru, doğru. Bakın, şu kadarlık batmış çünkü. Doğru. Taşıma kabında ağırlaşma olmaz. E doğru. Fk ile g eşit. Şimdi o ağırlaşma olur. Fk g'den küçük olduğu için olur. Doğru. Taşan sıvının ağırlığı, cismin ağırlığı kadar. E doğru. Üçüncü özellik. 1, 2, 3 olmaz mı? Test tekniğini her zaman kullanın. Ben olsam şey de sorardım. Birinci özelliği de sorardım. Dikkatini çeksin. Adamlar neyi sormuş? İki ve üçüncü özelliği sormuş. Çektim. Buyurunuz. Harika bir soru. X ve Y cisimleri ayrı ayrı kaplara bırakılmış ve eşit hacimde sıvı taşırmışlar. Harika, harika, harika. Farkında mısınız? Aynı cins sıvı. Fikri hocanız ne diyor? Sıvıyı su alın. Su alın kolaydır. Kesinlikle emin olduğum bir şey var. FK neydi? V batan D sıvı. Sıvıyı bir aldım. O zaman dikkat, eşit hacimde diyor. Yani batan hacim. Şurası. Bence bunun batan hacmini Fikri hocanız hep eşit olanları ona alıyordu. O zaman bu ağının tüm hacmi 20 yapar. Niye? Yarısı batanı 10 aldı. Farkında mısınız? Y'nin tamamı batmış. O zaman pardon, bu x, y'yi de 10 alırım. Olay bitti. Peki. Şeyi bulalım. Fk'sını. Fx. Batan hacim o. Fy. Batan hacim o. Allah Allah. O zaman ağırlıkları da eşit ya. İşin kolayını bulun. Ağırlıkları eşit. Bakın. Hadi ben bu özelliği unuttum hocam. Ama X ile Y'nin öz kütlesinin bir olmadığını bilirim. Biri yüzüyor, biri askıda. Doğru değil mi? X, Y. Hiç kusura bakmasın. Y, X'den büyük. Bu yanlış. Test tekniğini kullanırım. Buyurunuz. Üçe hiç bakmam. E, yüzen ve askıda olanlarda FK cismin ağırlığına eşit değil miydi ya? Cevapla denizde olmaz mı? Çıktım. Hangi kapta ağırlaşma? Biraz önce söyledim. Z'de olur ya. Z'de. Hiç soruyu bile okumam. Bunda ağırlaşma. Olmaz. Olmaz. Hangi kapta olur? Tabii ki yalnız 3'te. Hocam nereden anladınız? Hatırlıyor muyuz? Burada FK Y'ye eşittir. FK Y'ye eşittir. FK 3. şekilde G'den küçüktü. Bitti. Evet, özellikle ben buna hep zeytinyağı su örneğini veririm. X sıvısının öz kütlesi D'ymiş. Y'nin ikini soruyor. Güzel. Soruyu bir okuyalım. Gelin. Kalemin rengini değiştireyim. Homojen eşit bölmeli. 3D öz kütleli K cismi. K cismi. Yani cismin yoğunluğu 3'müş. X ve Y açılarında dengedir. X'in yoğunluğunu da 1 almış. Y'nin öz kütlesini soruyor. Gelin bakalım. Önce Y'de bakalım. Y'de. Kaç bölme batmış? 1, 2, 3. 3 çarpı D'ye. Artı. X'de 1 batmış. 1 çarpı X. Yani 1 çarpı 1.
cismin tüm hacmi 4 değil mi? Çarpı. Cismin yoğunluğu da 3. Şurası 12. 12'den 1 çıktı 11. 11 bölü 3. Evet, biraz hızlı olmadı inşallah. Ya benim anlamadım. Niye hiç mesaj bölümünde bir öğrencim soru sormuyor? Hocam ben burayı anladım. Ben burayı anlamadım gibi soru gelmiyor. Evet, tamam mıyız? Buyurunuz. Hangileri dengede? Ya biraz önce demiştim. Aslında bu bir AYT sorusu olsun. Gayet basit. Ben olsam ne yaparım? Şu hepsinin ağırlık merkezi burası, bu şuralarda bir yerdedir. Bu kalır. Bunu hızlı geçiyorum. Şu ikisinin burası, bu da olur. Hepsinin ağırlık merkezi. Çünkü bu ağırlık merkezi konusu. Bunu niye katmışım ben anlamadım. Olsun. Belki iyi AYT'de iyi olan bir öğrencim vardır. K ile L olacak. Geldim. Hiç kusura bakmasın. Ağırlık merkezinden bunun olmadığını görür öğrenci. Bunu hızlı geçiyorum. Evet. Şekil 1, 2, 3'te. Birbirine karışmayın. D ve 2'de. Hazır mıyız? Kaplara eşit hacimli. Yani ben hacimleri 10 alacağım. Bir itiraz olan var mı? Buna göre kaplardan taşan sıvı. Ya bir kere taşan sıvı ve batan de sıvı zeytinyağı gibi su yüzeyine çıkma sorusu. Dikkatini çeksin. Cismin hacmini ben 10 alayım. Bir itiraz olan var mı? Şurada taşan sıvı zeytinyağı olacak. Yani öz kütlesi 1. Doğru mudur? Taşanı ne olur o zaman? 10 çarpı 1. 10. Ya bir kere burada da zeytinyağı su. Zeytinyağı taşıyacak. 10 taşar. Bunda da 10 taştı. Taşan sıvılar eşit. Doğru mudur? Farkında mısınız? Taşan sıvılar. Bir tek burada var. Mükemmellik. Bu mükemmel bir soru. Hiç 2'ye 3'e bakmam. Evet, yine TYT'ye yakın bir soruydu bu. Benzer bir soru. Bakalım. Sıvı içinde yüzen ve askıda kalan cisimlerin ağırlıkları kadar. Evet, hemen bu bir özellik değil mi? Yüzen, askıda. Taşan sıvı FK'ya eşitti. Kime eşitti? G'ye. Cisim dipte. FK G'den küçüktü. Doğru. Sıvı içinde batan cisimlerin ağırlıklarından daha az. Evet, bakın ağırlığından az taşıyor. Bitti. Test tekniği böyle kullanılır. Üçü okumam bile. Üçü inanın okumam. Evet, bence dersimiz bitti herhalde. Hazır mıyız? Önce şunu sorayım. Sormak istediğimiz soru var mı? Ya hiç kimseden tepki yok ha. Çok ilginç. Evet, tekrar soruyorum. Sormak istediğimiz soru var mı? O zaman herkese iyi akşamlar. Size tanıtım videomuzda.